and beginning a transition in Afghanistan. Oh my God, I see that right now. It's a very dangerous video, but I tried to take it. Very dangerous, believe me. If you see me, I'm dead, man, believe me. Tweet, elinde şeyi, telefonu devamlı yazıyor. Kafa böyle yazıyor. Burada, öyle mi? Doğru. Doğru, söyle. Herkes duysun, kamuoyu duysun. Doğru. Doğru. Ha. Ayak ayak üstüne attığı faaliyetimizde bir büyüğün karşısına dair bir ayak. De gidin kahpecik Giovanni, de. Hey. Lan Giovanni, lan ne yapıp durdun sen bakana? Ulan bir rahat durmadın lan, kapıcı ağzı ha? Ver senin yüzüne teyzeyi! He lan, he lan! Lan ne yapıyorsun lan sen? Hah, hani çocuğuma, ya kocukluğumu keydirmedin, darı lağlamı beslemedin. Lan, lan bir haberleri izletmedin lan bana. Lan ne rahat durmuyorsun lan sen? Ne oluyor lan? Giovanni, Giovanni yaktım lan seni. Bir rivayete göre kod adı Ato. Ne necek anlamıyorum takipten Ato. Konuşup bana gari, oh yeah come on. Uzaylılar aydın, dam Ato. Öyle arkadaş ne içtik biz de hayal görüp varız garip. Ön akşam kafam nereye koşup gider bizim oğlan nedir? Durun haberleri aç bak NBO. Uzaylı diyorlar ben de bilmiyorum. Ayrı ayrı güzeldir bak aydının her karışı. Karacısu dedim söke Kuşadası. Zeytini inciri ağaçların huzur marşı. İstanbul İstiklal değil Nazilli uzun çarşı. Ne diye bağırıp durum sen? Benim hak bir yok ne diye bağırıp durum sen? Anen bu bey nasıllar ne yapıp durum birader? Gökyüzünde cisim gördüm dolaşmam bir daha ben. Demirci Mehmet Efe olaydı kovaydı hep düşmanı. Yo.
Bu haftaki konuğumuz internette fenomen haline gelmiş olan Finitolar, Aydın'la Finitolar grubunun şefi, Uzaylılar Aydın'la film projesinin mimarı, yapımcısı, yönetmeni Erkan Karadeniz. Hoş geldin Erkan. Hoş bulduk Sayın abim, teşekkür ederim. Efe, programımız Efe'ce biliyorsun, o yüzden resmiyeti her zamanki gibi bir kenara bırakarak abi kardeş gibi sohbet edeceğiz. Evet. Özlemişim seni bu arada, önceden onu söyleyeyim. Uzun zaman abi. Oldu. Teşekkür ederim. Nasıl, memleket nasıl? İyi memleket, bugün hava gayet iyiydi. Dün akşam biraz soğuktu. Güzel ama. Şimdi bu Finitolar'la ilk giriş yapalım Erkan'cığım ben. Finitolar fikri nereden doğdu? Bu grubu kurmak nereden aklınıza geldi? Kimlerin emeği var? Finitolar, ben Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu Rekreasyon Bölümü öğrencisiyim. Rekreasyon bölümünün tam anlamıyla gerçekleştiren bir grubuz diyebilirim. Çünkü çok fazla üniversitede olmayan bir bölüm, rekreasyon bölümü. İşte insanların boş zamanlarını değerlendirme olarak kelime anlamı geçiyor. Bu anlamda üniversitede çeşitli gösteriler yapılıyordu. Bununla beraber ben de üniversiteye bağlı olarak bir gösteri ekibi kurdum bu kurda. Bahar şenlikleri olsun, işte üniversite kapsamında besyo geceleri olsun, çeşitli organizasyonlarda yer aldık. Rekreatif sahne gösterisi başlığı altında gösteriler yaparak Finitolar grubunun temellerini attık diyebilirim. 28 kişilik bir ekibimiz var. Evet, dans ve skeçlerden oluşan tiyatro vari diyebilirim. Aslında hani Türkiye'de yapılmayan bir şey yapıyoruz. Bu anlamda bir ekip kurduk. Bununla beraber belli bir noktadan sonra bazı ünlü isimler bizimle beraber oldular. Ekibe dahil oldu. Ekibe dahil oldu kısmen. Konuk oyuncu olarak da olsun gösterilerimize yer aldılar. Daha sonra da olayı biraz daha geliştirip artık kısa filmler, sinema gibi öyle bir heveslerimiz vardı. Sürekli üreten, sürekli kendimizi geliştirmeye çalışan bir ekibiz. Bu anlamda kısa filmler çektik. Yaklaşık 7-8 tane kısa filmimiz var. YouTube ortamında, internet ortamında. Beğenilen diyebileceğim kaliteli. Yani birçoğu ulusal kanallarda da yayınlandı. Ulusal kanallarda da bazıları yayınlandı. Bu sayede artık sanki uzun metraj film konseptine piştik artık uzun metraja sıra geldi. 5 yıldır bu anlamda biraz kendimizi geliştirdiğimizi düşünüyoruz. Ve uzun metraj film projesi yapmaya karar verdik. Ve yaklaşık 2 yıldır da sürekli bazı kapıları çalıyoruz. Yani işte ilk bir Uzaylılar Aydın'da Süper İncel isimli bir teaser çektik. İnternet ortamında çok izlendi. Özellikle internet sitelerinde bayağı ulusal kanalların sitelerine kadar haber oldu. Aydın UFO'lar bastı başlığı altında. Daha sonra bir tane daha çektik. İşte Aydın UFO'lar bastı. Bu işi Süpermen mi, Örümcek Adam mı, Karayip Korsanları mı kurtaracak derken bir tane Efe'miz çıkıyor. Ben varken sesim düştü bu işi kurtarmak işi diye. Efe'yi aslında yeni nesille biraz kaynaştırma derdindeyiz. Çok güzel yani. Çok böyle, iyi bir fikirdi yani. Aynen, kaliteli bir işle beraber asla Efe'leri kötü göstermeyecek şekilde, onu çok hassas bir sınır biliyoruz. Düşünülmeyen bir projeydi. Çok aynen, iyiydi yani. Aynen öyle. Ve bunun içinde zaten Aydın'da olduğumuzdan biraz Aydın hedef aldık. Yani mesela Aydın'da İncir dünya üretiminde yani, birinci. Daha sonra Aydın'ın tarihi yerlerinin hepsinin görüntüsünü neredeyse almaya çalışıyoruz videolarımızda. İşte Aydın'ı mesela ünlü isimlerle çalışıyoruz. Teaserlarımızda izlediğimiz gibi. Ve en sonunda bir Atom ismini tam oturtup Uzaylılar Aydın'da gene konseptinde sinema filmi projemiz şu an hazır. Senaryosundan, oyuncu kastına kadar, çekilecek yerlere kadar artık her şey hazır. Ve bununla bağlantı son teaserımızda yaklaşık bir hafta önce falan internet ortamına koyduk. Çok da güzel şu an izleniyor, paylaşılıyor. Bazı internet sitelerine düştü. Yani Aydınlılar bu projeyi bekliyor diyebiliriz. Biz de bu anlamda bu işe gönül verdik ve filmi çekmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Peki bu süreçte ben açık konuşacağım yani programına da Efe'ce konuşacağım. Evet. Şimdi sen de tamamen değil de kısmet tabii bizim de işte mücadele verdiğimiz bazı çalışmalardan haberdarız. Haber, yani haber. 1-2 yıldır uğraşıyoruz biz de. Destek olma sözü verip daha sonra işte yarı yolda bırakanları biliyoruz yani. Aynı şekilde size de böyle durumlar olmuştur. Çok. Benim duyduklarım var tabii, duymadıklarım da vardır.
Aydın'ın size sahip çıkması gerekiyor. A'dan Z'ye, Aydın'da herkesin, iş adamları, belediyenin, ticaret odası, odalar birliği, size sahip çıkması gerekiyor. Çünkü yok, sizin alternatifiniz yok. Yani yanlış anlaşılma olmasın da yani, sizin döneminizde, tabii ben çok yaşlı değilim senden ama, sizin yaşıtlarınız, işte yanlış anlaşılma olmasın, barlarda geziyorlar, pavyonlarda geziyorlar. Birçoğu, yani genelleme yapmayayım da, siz üretiyorsunuz. Sizin yaptığınız şu görev, aslında bir görev bu, bir vazife. Aydın'ı tanıttınız ya, dünyaya tanıttınız ya. Yani. Uzaylılar Aydın'da, dünyanın yüz aydına döndü yani. Aynen. Bir inciri tanıtıyorsun mesela yani. İncirin faydalarını tanıtıyorsun. Aydın'ın Efes'ini farklı bir formatta tanıtıyorsun. Daha sempatik göründü insanlar. Yaptığınız iş çok güzel bir iş. Başarılar diliyorum. Yani Aydın'ın sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki bu yayınımızı izleyenler, Aydınlar vardır. Daha sonra internet ortamında yayınlanacak. İzleyeceklerdir. Birçok insan izleyecektir. Sponsor olmalarını ben özellikle tavsiye ediyorum yani. Şimdi doğru ata oynamak diye bir tabir vardır ya. Yani. Evet. Yani size yatırım doğru yapar bence. Size yatırım yapan doğru yapar çünkü çok başarılısınız ve doğru bir yol yürüyorsunuz. Evet. Çok teşekkür ederim Şahin abicim. Özellikle zaten bu bağlamda sizlere, YouTube TV'ye ve özellikle siz Şahin abimize çok teşekkür ediyoruz. Çünkü buradan seslenme şansımız oluyor. Bunu internet ortamında çok fazla başaramıyoruz. Videonun başına sonuna da yazılsa bugün böyle şeyler kötü karşılanır. Ama kesinlikle dediklerinize katılıyorum. Ben şahsen 25 yaşındayım ve 5 yıldır bu ekip var olan bir ekip. Düşünsenize 20 yaşından itibaren ve tüm neredeyse yani ekibim... Yani ben yaklaşık 4 yıldır sizi biliyorum. Evet. Yani çok güzel çalışmak. Aynen. Nasıl? Tüm ekibim de hemen hemen yaşıtız. Yani yaş ortalaması 25 diyebilirim. 20 yaşından itibaren belli bir amaç uğrunda mücadele ediyoruz. Mesela tiyatronun çok fazla gelişmediği bir ülkedeki Aydın daha da az sanat açısından daha da yoksun olan bir ilde biz tiyatroyla bu işe başladık. Ve yani şükürler olsun ki 14 tane gösterimiz de Aydın'da kapalı kişi olmadı. Çok güzel. Bununla beraber işte kısa filmler yani az çok tahmin ediyorsunuzdur nasıl bir ortamda, nasıl bir zorluk içinde çekiliyor. Bunların çoğunu biz fotoğraf makinesiyle gerçekleştirdik. Bu anlamda dediğim gibi, sizin de dediğiniz gibi belediyenin özellikle olmak üzere Odalar Birliği'nden destek bekliyoruz. Bu işin sadece Aydın Bozulu yok aslında. Tabii, Ege. Yani bu Ege anlamında biz mesela bir Efes Antik Kenti'nden de görüntüler almak istiyoruz. İzmir'in deniz sahilinden görüntüler almak istiyoruz. Yani uzaylıların UFO'ları oradan da uçurmak istiyoruz. Ege'nin birçok yeri, Muğla'nın birçok tatil beldesinde çekimler yapmak istiyoruz. Bu alanı sadece Aydın'dan değil, tüm Ege'den açıkçası destek bekliyoruz ama biz Aydın'ın olduğumuz için biraz oradan işe giriyoruz. Aslında olması gereken o işte. İnsanın üzerine. Aynen öyle. İncir, Efe, bir de gençlik komedisi olacak. Tarihi, evet. Kültürel görüntüler olacak. Yani bu işler zor oluyor. Buralara kadar gelmişken bu noktadan sonra askıya alınmaması fikrindeyim. Umarım büyüklerimiz bu işe sıcak bakarlar. Ve bu film gerçekleşir diyor. O uzaylılar Aydın'a gelecek arkadaş. Evet, bir sloganımız o. O uzaylılar Aydın'a getireceğiz. Erkan, bu yaklaşık ise 4,5-5 yıllık süreçte unutulmaz yaşadığın bir anı var mı? Çekimler esnasında. Var. Şöyle, iki kısa filmimizde polisler tarafından götürüldük. Hani izin alınması gerektiği... Hırsızlıkla ilgili bir film vardı, onunla mı? İsmini hatırlayamamışım ama... Şey, Bumçetebum'da, aynen. Bumçetebum'da çekimler esnasında... Gece çekimi vardı çünkü. Aynen, gece çekiminde. Şimdi yani biz filmin konusunda büfe soymak istiyoruz. Evet. Tam soyacağımız başkası büfe soyuyor. Bu soyan kişi de bir mafyanın kardeşi oluyor. Biz onu yakalıyoruz. Mafya sonra bizi yakalıyor. Böyle enteresan. Aydın'da çekiyoruz bunu. Aydın'da tabii. Aydın görüntüleri var. Aydın'da çekiyoruz. Bu anlamda akşam sahnesinde hani mafya olarak oynayan oyuncularımızı gören polisler bir anda götürdüler.
Böyle bir sıkıntılı dönemimiz oldu. Açıklamasını falan yaptıktan sonra, videolarımı izledikten sonra polis servis tabii servis bıraktı. Yani aydın alışık olmadığı için ne oluyor diye hemen götürüldük diyebilirim. İstasyon isimli kısa filminizi de ben çok beğenmiştim. O da çok güzel. Uğur düzenledersin. Uğur Altın arkadaşımız. O da bizim güzel ekibimizde bayağı bir dizilerde rol olarak uyandıran evet, ekibimiz. Sen bu arada Ustura Kemal'de de rol aldın. Evet. Ustura Kemal'de de yardımcı oyunculuğum vardı. Yani orayı deniyoruz, burayı deniyoruz. Çok kapı çalıyoruz diyebiliriz. Ekibimizde 3-5 arkadaşımızla beraber. Çok bu işte de İstanbul'a arada bir gidip deniyoruz. Çünkü CV'miz yani az çok iyi oldu. Orada biraz söz geçirebiliyoruz. Bakalım hayırlısı ekibimiz için. Ben tesadüfen izledim. Yani bu ara internette çok fazla duramıyorum çalıştığım için. İnternet üzerinde gördüm tesadüfen Ustura Kemal'den rol aldığını. Çok güzelmiş. Evet. Gelen sorular var birkaç sorumuz. Onlara bakalım tabii, istersen. Tabii. Film dışında başka bir etkinliğiniz var mı? Tiyatro vesaire gibi. Teşekkürler. Meral İncesoy yazmış. Biz de teşekkür ediyoruz Meral Hanım'a. Evet, sorumuza teşekkür ediyoruz. 9 Mart'ta Aydın Kültür Merkezi'nde 15. gösterimizi sergileyeceğiz. Çok güzel. Bahsettiğim gibi dans ve skeçlerden oluşan rekreatif sahne gösterisi başladı. Bu 15. gösterimiz olacak. Eğer Meral Hanım'ın gelme şansı olabilirse çok mutlu oluruz. Üstteki soruya bakabilir miyiz? Film için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na müracaat ettiniz mi? Metin Kaya. Evet, bunun için de gelişmeler şu an sürüyor. Başvurularımız ancak araştırıyoruz diyebilirim. Yani o anlamda fikirler ya, alıyorum. Peki şöyle bir şey düşündüm Çakan. TRT'ye film olarak değil de 13 bölüm halinde dizi yapmayı düşündüm bu projeyi. Açıkçası hiç düşünmedim Şahin abi. O şekilde bir fikir. O şekilde bir kapı çalsam. Olabilir. Profesyonel proje dosyası hazırlayarak. Çünkü daha önce yaşadık biz bu süreci. O yüzden ben de hiç aklıma gelmemişti. Şimdi şu sorudan sonra aklıma geldi. Doğru. Dizi halinde yani film olmuyor, olmayacaksa eğer yani şartlar buna imkan vermeyecekse o alternatifi de düşün bence. Yani. Tamam kesin. 13 bölüm halinde TRT'ye bunu dizi olarak çekersin bence daha etkili. Filmden daha etkili. Doğru gerçekten. Doğru söylüyorsun Şahin abi. Onu da bir değerlendirme alacağım. Bunlara başarılırız. İnşallah. Peki bu film projesi dışında başka yeni bir proje var mı? Ya da Aydın'la yapmayı düşündüğünüz yani bu gösteriler dışında. Hı hı. Şimdi iki kulvardan ilerliyoruz diyebilirim. İşte bu Atom Uzaylılar Aydın'la için sürekli senaryoyu hani bitirdik ama üstünde hala çalışıyoruz, değerlendirmeler yapıyoruz. Ve bir yandan işte 9 Mart'taki gösterimiz için provalarımız başladı. Bir yandan onlar devam ediyor. Açıkçası film bizim için şu an çok ön öncelikli. Planda. Evet, çok öncelikli. Çünkü çok başarılı bir şey çıkarabileceğimizi düşünüyorum. Bu anlamda tamamen hedefimizi işte dediğim gibi 5 yıllık ekibin sonucu olarak bir tane sinema filmi düşünüyoruz. Ama şöyle bir durum da var. Televizyon programı anlamında bazı şimdi gelişmeler çalışmalarımız, yani, tekliflerimiz de var. Aydın'da ben yani söylemekte bir sakınca yok bizim programımızda. Yani, ITV'de bir İncir Kurdu diye bir program evet. Var zannedersin. Evet doğru öyle bir olayımız da vardı. İncir Kurdu isimli bir televizyon programı gerçekleştirme aşamasındaydık. Hatta bir iki bölüm yaptık. Ondan sonra olmadı. Bazı sıkıntılardan dolayı diyeyim. Ondan sonra devam ettiremedik. Şimdi ulusal kanallara aslında bazı konseptler belirleyip gönderiyoruz. Biz böyle böyle bir şeyler yapıyoruz. Önceden de böyle böyle bir şeyler yaptık. Ve şu şekilde bir televizyon programı konseptimiz var. Tarzında sürekli kanalları aslında zorluyoruz diyebilirim. Bakalım birisinden bir şey çıkabilir. Yani televizyon programı da aslında hedeflerimizden birisi diyebilirim. Öyle yine komik. Bir programdan sonra seninle özel konuşuruz. Tamam olabilir. Olabilir. Programdan sonra özel olarak konuşuruz seninle. Çok iyi olur. Peki film sürecinde şimdi Veysel Bey zannedersem rol evet. Aldı. Sinema sanatçısı Veysel Diker. Evet. Kendisiyle tanışmanız, rol alma aşaması nasıl gerçekleşti? Veysel abimiz çok başarılı olmuş. Çok yani. Başarılı ve buradan ona da bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok kaliteli bir insanmış. Bize destek verdi.
Şöyle oldu, biz zaten işte gösterilerimiz esnasında davet ediyorduk kendisini. Hem Iron'un olmasında bir artısı olarak işte telefonla hani bir şekilde bulduk. Veysel Bey gösterimize gelebilir misin diye sorduğumuzda bir türlü denk gelemedik. Kendisi tabii çok yoğun olduğu için Toş Iron'a gelecek hani o gün için. Tam denk getiremedik. Ondan sonra ne oldu ismi? Bu proje için tam anlamıyla Veysel Bey'i düşündük. Daha sonra bu sefer biraz daha erken teklif yaptı kendisine. Atıyorum hani Şubat ayı içerisinde böyle bir çekimimiz olacak, düşünür müsünüz gibisinden teklif yaptığımızda kendisi uygun olabileceğini söyledi. Videolarımızı zaten izledikten sonra ve Aydın'da olduğundan az çok duymuş, kulağına gitmişiz. Bu anlamda uygun olabileceğini söyledi. Beraber gün tarih belirledik, senaryoyu gönderdik. Ondan sonra uzaylılar konsepti zaten biraz dikkat çekiyor, eğlenceli kısmı var. Bunu bir de ki şivesiyle birleştirsek, İncir'i de koysak diye düşündük. Ve çok da güzel oldu. Çok ben iyi de, bir insanmış tekrar söylediğim gibi. Erkan Bey çok yakışıklısınız. Mümkünse. Sağ olun Nurgan, teşekkürler. Ekibinizde, grubunuzda kaç kişi çalışıyor? Bir torun ne düşünüyor musunuz? Elif Hanım yazmış. Elif Hanım. Turne anlamında geçen sene sanırım bir girişimimiz oldu. Selçuk'a kadar, hatta İzmir Selçuk'a kadar gerçekleştirdik turneyi. Aslında tekrar gelebilme ihtimallerimiz oldu, konuşuldu ama bir türlü fırsat bulamadık. Yani düşünmüyor değiliz. Turnemiz gerçekleşebilir. Aydın ilçelerinde çok gösterilerini sergiledik. Nazilli'de de. Evet, Nazilli'de de sergiledik. Bu arada Nazilli demişken Seha Bey'i de ekibe dahil etmişsiniz müzik anlamında. Evet. İyi olmuş. Seha Bey'i ben uzun zamandır tanırım. Hı hı. Açık söyleyeyim, kızardım yani. Şimdi neden kızardım ona? Yani bize karşı bir yanlış olduğu için de. Şimdi elindeki herhangi bir meziyetle bir şeyler üreten gençler, ben savunduğum budur. Yani öncelikle memleketine faydalı bir şeyler üretsin yani. Müzikleri güzel. İlk etapta ben takip ettiğimde, yani tabii benim tarzım değil ama müzik anlamında güzel. Yani rap yapıyor filan ama güzel, güzel yapıyor. Memlekete faydalı bir şeyler yoktu. Demirci Mehmet Efe'den bahsetmiş müzikte mesela. Bu çok güzel. Memleketini tanıtan bazı cümleler kullanmış. Çok güzel. O yüzden çok beğendim. Evet. İyi bir birliktelik olmuş. O yüzden tebrik ederim. Kendisiyle ilk görüştüğümde böyle bir düşüncesi olduğunu söyledi Şahin abi. Yani tam ben ona anlattığımda fikrimi, açıkçası dedi, ben de gerçekten böyle bir şey yapmak istiyordum. Benim için de çok iyi olacak düşüncesini aldım kendisinden. Biz ilk teaser'da karşılaşmıştık. Hatta bir kere buluştuk. Güzel bir sohbet etmiştik. Aslında onun da belki de fırsat verilmediği için bilmiyorum ama onun da bu tarz girişimleri varmış. Yani konuşunca öğrendik. Böyle bir şey için teklif yaptığında son teaser için çok beğendi. Yani çok iyi olur dedi ve sağ olsun çok da güzel bir parça çıkarmış ortaya. Yani, ben çok beğendim. Yani, evet. Beğendim de çok beğendim. Gerçekten öyle. Arabaya takıp dinleyebilecek çok hoş bir çok müzik yani özellikle aydınlar için. Dinlerken kendimden bir şeyler buluyorum. Aynen öyle. Ve orada da mesela filmde hedeflediğimiz noktalar bir parçada da o. Demirci Mehmet Efe'den, işte Aydın'ın güzelliklerinden, Karadosu'dan, ilçelerinden. Hani vardır ya, Aydın'la Nazilli arasında bir sürtüşme. Siz yok, kısmen onu aşmışsınız. Aynen çok öyle. Güzel olmuş. Aynen öyle. Çok güzel olmuş. Nazilli Uzunçarşı'dan bahsediyoruz. Evet, Aydın'dan bahsediyoruz. Çok güzel, güzel değil diyor. İstanbul istiklal değil diyor Nazilli Uzunçarşı. Bu arada sizin ekipten Kıkırdak mesaj yazmış. Yeni Gün TV'ye bu imkanı sağladıkları için teşekkür ederiz. Eyvallah, biz de teşekkür ederiz. Erkan Karadeniz kardeşime ve şefime selamlarımı yolluyorum. Yine bizi çok iyi temsil ediyorsun. Umarım büyüklerimiz elimizden tutar. İyi yayınlar dilerim demiş. Emrah Erdem. Böyle genç yetenekli arkadaşlarımıza destek verilmesi ve var olan yeteneklerin daha iyi sunulabilmeleri için gerekli kurum ve kuruluşların destek olmasını arzu ediyorum. İnşallah temennimiz de odur. Daha başka yapımlarda ilerleyen zamanlarda görmeyi kendi adıma arzu ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Çiğdem Hakan. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel yazılar, çok güzel yorumlar.
Çok teşekkürler. Ekibimizden bizde lakap olayı var. Kırdağı hatırlamaya çalışıyorum. Tam çıkartamadım şimdi. İzlemiştim de. Videolarımızda genelde elektro dans yaptığı için orada köpek kısım geliyor. Tamam. Hatırladım şimdi. Şeyde de National Geographic'i sunan son teaser'da. Ben de çok selamlarım. Başka Erkan, filmin dışında yapmayı düşünüyorum. Film bitti yani, bir şekilde bu filmi yaptım. Hı hı. Filmden sonraki hedefin ne, düşüncelerin? Özellikle grup yani olarak... Tamamen biz... sinemaya mı yönelmek istiyorsunuz, yoksa finitolar kepekleri kapatıp yok, sinemaya mı yönelecek? Yok, biz o zaman tüm Türkiye çapında turneler mesela en büyük hedeflerimizden biri, böyle büyük sponsorlarla Türkiye'nin en büyük salonlarında gösteriler, şovlar yapmak en büyük hedefimizden biri. Filmden sonra ilk hedefimiz bu diyebilirim hatta. Daha sonra hep finitolar olarak devam etmek istiyoruz açıkçası. Çünkü çok emek verdik, çok çaba sarf ettik. 28 kişinin ayrı ayrı emeği var. Bu anlamda filmimiz ki tutabilirse, hani maddi anlamda da bir güç gelirse bize, çok güzel işler başarabileceğimizi düşünüyorum. Şimdiden belki ilerleyen projelerin hepsini yazıp çiziyoruz. Gerçekten sizin dediğiniz gibi bu yaşlarda gençler bağırlarda gezerken biz oturup bir şeyler yazmaya, üretmeye çalışıyoruz. Ben hatırlıyor musun? İlk tanıştığımız dönemlerde üreten gençler olduğunuz için elimden gelen her şeyi her zaman yaparım demiştim. Evet, hatırlıyorum. 3 sene oldu. İyi yapıyorsunuz. Teşekkür ederim. Elimizden geldiği kadarıyla. İlk teaser'ımızda Süper İncir'de bol küfür var. Acaba bu sizce doğru mu? Küfürle güldürmek işin kolay yolu değil mi Metin Kaya? Evet, bu da bir düşünce. Yani. Saygı duyuyorum. Biz... Ama kestim. Pardon da. Affedersin. Ama oradaki küfürler Cem Yılmaz'ın küfürleri gibi falan değil. Değil. Aydın'ın yerel şivesi aslında. Aynen öyle. Yani. Biz zaten... Çok ağır bir küfür yok orada. Evet. O anlamda küfürü kattık. Evet. Yani... Evet. Tamamen bize anlamıyla bakıyoruz olaya ve yani Ege şiirisindeki yani o da küfür ediyor şimdi bu bir gerçek. Şimdi, bugün Ege'deki bazı köylere git o şekilde zaten konuşuluyor. O aynen, küfür olmaktan çıkmış. Aynen öyle. Hani o şekilde bir küfür tam anlamıyla hani tam anlamıyla argo gibi düşünmemek lazım aslında. Hani mizahi bir yoldan tabii olmasa belki daha iyi olur. Ama olduğu için dikkat çekti bir yerde. Biraz da hedefimiz oydu. Mesela uzaylıların da hedefi oydu. Evet. Bize bu imkanı sağlayan Yeni Gün TV'ye teşekkür ederim. Ekibimizin şefi her zamanki gibi bizi çok iyi temsil ediyor. Allah yolunuzu açık etsin. Gökhan Hocam Çakır. Çakır. Bu yakışıklı olan galiba değil mi? Yeşil gözlü kendisi. Evet. Maşallah. Finitoların açılımını soracağım unutuyorum. Finitolar abi çok garip çıktı. Biz normalde bu gösteri hiçbir şey yokken yine böyle şimdiki ekibin temellerini oluşturan kişiler aslında bir arkadaşlık grubuna bakıyor bu iş. Yani dostluk var. Bir açılımında 15, yani isimlerinizin başarı falan yok, hiç sormadım. Öyle bir şey yok. Keşke öyle bir şey olsaydı. Enteresan bir şekilde biz işte sürekli birlikte gezen, birlikte yiyip içen, birlikte oturan, birlikte sohbet eden bir arkadaş grubuyduk. Yani hala öyleyiz. O zaman benim yine aklıma geldi böyle bir grubumuz ismi olsa ya falan. Hatta ekiptekiler şimdi ya saçmalama ne gerek var geldi. Büyüdük artık tam o zaman ufaz ama büyüdük artık ya olur mu geldi. Sonra istemediler, yapamadık. Sonra bir dershaneye gidiyoruz gene hep beraber. Halı saha turnuvası olacaktı. Takım ismi lazım. Ben de o ara dizinin birini duydum. Finito diye. Çok hoşuma gitti böyle. Yani ağzına hoş gelen bir kelime. Yani aslında çıkış noktası çok saçma ama bir anda oturdu diyebiliriz. Ondan sonra anlamı finish, finito, bitiş, bitiriciler anlamına getirdik. Onun sahada şampiyon olunca isim bir oturdu. Güzel. Herkes benimsedi. Güzelmiş bak. Açılımı iyiymiş. Bitiriciler anlamına geliyor biraz. Güzelmiş. Güzel. Her yerde tam destek. Teşekkürler şef. Süper bir program oluyor. Dişi finitolar. Dişi finitolar. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet. Başka söylemek istediğin, anlatmak istediğin bir şey var mı? Özellikle Şahin abicim bu filmi tekrar söylemek istiyorum. Aslında kalmasın. Biz bir tane daha teaser yaparız. Sorun değil. Biz yine üretiriz. Bir tane daha çekeriz. O da izlenir, o da paylaşılır. Ama hani bize artık
özellikle sanal alemde benim yakında Aydın dar gelmeye başladı. Aydın dar gelmeye başladı. Yani yakında ne zaman bu film diye çok mesajlar alıyoruz. Bu anlamda gerçekten bu filmin yapılması lazım. Bu anlamda birinin taşın altına elini koyması lazım. İlk seferde aslında çok yüksek mevdalara da ihtiyaç yok. Yani çünkü Aydın bizim izinlerimizi aldıktan sonra ekip hazır. Ekip hazır, oyuncular hazır. Montajı zaten kendiniz yapıyorsunuz. Her şeyiniz hazır. Montajımız hazır. Bir tane dolmuşumuz olacak. Bizi götürüp getirecek. Yemek verecek sette. Bunun dışında bir film oluşturmak istiyoruz. İlk hedefim. Filmi oluşturduktan sonra zaten güzel bir şey yapabileceğimizi düşündüğümüz için bunun pazarlaması daha kolay olacak diye düşünüyorum. Peki Aydın'da hiç sanayici, iş adamları hiçbirisi destek olmadılar mı? Açıkçası olmadılar. Bir de ulaşmaları, ulaşmak zor oluyor kendilerine. Ben isim vermeyeyim şimdi de, üç ayrı belediye başkanıyla işte daha önce bazı konularda görüşme yapmak için yanlarındayken bir sürü bilgisayarlarında Süper İncil'i izlediklerini gözümle gördüm. Hı hı. Yani tesadüfen. Tabii. Sabah yani belki günü onunla başlıyorlardı. Gülmek için. Aynen. Gülünce yani herkes var. Destek olmaları gerekir yani. Gülünce herkes var. Destek olmaya gerekir. Destek olunca biraz sıkıntı yaşıyoruz. Zaten bir izletebilsek, sunabilsek kendimizi hani oraya kadar gelemiyoruz. Evet. Hani randevu alıyoruz, evet. Randevuya dönüş yok. Görüşmek zor, arıyoruz kendilerini, hep toplantı, bitmeyen evet. Toplantılar. Her zamanki gibi, yani ben açık açık söyleyeyim, Efe'ce söyleyeyim ya. Yani herhangi bir siyasi partiyle dirsek temasın yoksa, işte herhangi bir işte dini grupla ya da ne bileyim başka bir dernek grubuyla, çıkar alışverişin yoksa, menfaat birlikteliğin yoksa, birlikte bir şeyler yapmıyorsan, adam akıllı, dosdoğru, dümdüz bir yolda yürüyorsa, kimse destek olmuyor. Aynen. Enteresan bir şekilde ülkedeyiz. Ama ben eminim, başaracaksın sen. Başaracaksın. Eminim. İnşallah. Teşekkür ederim. Bildiğiniz üzere sanal alem artık hatırlasayılır bir şekilde önemli duruma geldi. Daha geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, sanal alemin en önemli kişileriyle yemek yedi. Acaba kendini sanal alemde ne seviyede görüyorsunuz? Siz de sanal alemin kralı olacak mısınız? Zaten öyledir yani. Kısmen değil mi? Yani, bir, evet, yani kralı demek ne kadar doğru bilmiyorum da. Yok. Yani ünlüsünüz. Yani. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Şahin abicim. Hak ettiğiniz yere real hayatta henüz gelmemiş olsanız da sanal alemde yani fenomensiniz kardeşim. Böyle yani. Ben bile canım sıkıldığında Finito'ların YouTube'daki sitesine girip kısa filmlerinizi izliyorum evet. Mesela. Yani. Evet. Teşekkür ederim Şahin abicim. Evet, hani kral olma gibi bir durumumuz yok ama umarım aslında sanal alemden çıkmak istiyoruz bizim derdimizde. Sanal alemde kral yerine Türkiye'de Türkiye'de herkesin bilmesini istediğim Finitolar grubuyla hayırlı işler yapmak istiyorum. Şimdi biz birkaç ayrı proje için Aydın'la görüştüğümüz firmalar oldu, görüştüğümüz işte insanlar oldu. Destek olanlar oldu. İşte destek sözü verip daha sonradan geri dönenler oldu filan. Yani Aydın'da büyük potansiyel var aslında. Aydın'ın tanıtımı için, aynı zamanda kendi firmalarının tanıtımı, reklamı için muazzam bir şey. Yani aklım almıyor. Sahip çıkılmasını aklım almıyor. Yani. Aydın'da aslında çok güzel bir potansiyel var. Ama nedense İzmir, Muğla ve Denizli arasında bu sıkışık kalmak, yani o neden öyleyiz, sanat açısından bahsediyorum. Yani bunu aklım sığmıyor yani buna. Şimdi Muğla'da Donduran Kaymak isimli bir sinema filmi çekildi ki o da bu şekilde çok fazla bütçesi olmadan çekilen bir film ve 750 bin kadar bir gişe yaptı. Donduran Kaymağı'nın arkasında iki tane televizyon dizisi Muğla'da çekildi. Birisi Baba Ocağı, birisi de Düreğinin Güyünleri. Evet. Özellikle ben kendim ve ailemi biliyorum buradan kalkıp Aydın'dan o dizi setini görmeye, o köyü görmeye gidiyorduk. Evet. Şimdi Aydın'ın da bu tarz aktiviteler olsa, yani böyle bir faydası da var. Turizm anlamında faydası da var. Evet. İnsanlar, sizin kıymetinizi bilmiyor Aydın, bilmesi lazım yani. İnşallah bakalım. Evet. Bu anlamda. Erkan kardeşim bu girişiminden dolayı kutluyorum ve buradan Aydın İncir üreticilerini
sanata duyarlı olmaya davet ediyorum Hakan Memri. Çok doğru. Aynen, çok aynen teşekkür ederim. Ben de. Şimdi ben, biz İncir İşi de yaptık yıllar önce, dört ortak. Öyle de bir maceramız oldu. O döneme rastlasaydık şu film projesi, biz direkt sana sponsor olurduk. Ha, direkt. Yani bir Aydın'daki, Ege bölgesindeki incir işi yapan herkesin, büyük firmaların aslında bu işin içerisinde yer alması lazım. Yani. Hem kendi firmalarını tanıtacaklar, reklamlarını yapmış olacaklar. Hem sattıkları ürünün reklamını yapacaklar. Aynen. Abi hatırlarsanız fındık reklamı vardı. Agrandi tarzında bir sloganla çıktılar ve fındık üretimi yani yüzde kaç arttı? Evet. Böyle girişimler yani direkt çünkü internet çok büyük bir etken. Tabii. Daha sonra televizyon zaten çok büyük bir etken. Artık cep telefonları bile internette. Bu anlamda bu tarz videolar yani incir ön plana girmesi tamamen her bireye vurabilecek bir etken. Çok etkili. Çok etkili. Vallahi bu aydı ben de Aydınlıyım. Yani Nazilli'de yaşadım. Yani ailem Nazilli ama ben Aydınlı olmuyor. Kimliğimizde Aydın yazıyor. Yani o yüzden bu Aydın Nazilli arasındaki bazı sürtüşmelerde ben çok arada kalırdım. Yani gençlik dönemimizde falan. İşte Nazilli spor Aydın sporla anlaşamaz. Evet. İki taraf birbirine küfreder. Ben araya geçerim. Arkadaş ben Aydın doğumluyum. Nazilli'de yaşıyorum. Şimdi o tarafta arkadaşım, bu tarafta arkadaşım. Yapmayın ben. Aynen. Nazilli'nin de aslında size sahip çıkması gerekiyor. Evet. Nazilli'de de çünkü büyük incir üreticileri var ya. Evet. Büyük toptancılar var. Zaten biz asla bu işte, bu uğurda bir ilçe ayırmadık. Şarkımızda da zaten. Evet. Şarkı çok iyi olmuş. Belirledik. Şundan dolayı bu konuya girdim. Aydınlı bir grup bunu yaptı diye diğer ilçeler belki hani sahip çıkmak istememiş olabilir. Daha önce biz bunları yaşadık yani kendimizle, kendi projelerimizle yaşadığımız için onu belirtmek istedim. Ama o sahabenin yaptığı şarkıyla onu aşmışsınız. Yani. Aynen öyle. Güzel olmuş, çok güzel olmuş. Ege bölgesi komedisi her zaman iş yapıyor. Bunun bilincinde olmanız sevindirici. Kutlarım fakat el atılmayan bir konu var. Özellikle bardak ve testi yapımı çok yaygın. Bunu da düşünmelisiniz ve eski tarihi yönleri de. Emel Altun. Teşekkür ederiz Emel Altun. Teşekkür ederiz. Yani o da iyi bir fikir. Yani. Evet, güzel bir fikir. Bunu da değerlendirmeye alacağız. Bardak ve testi yapımı. Doğru söylüyor yani. Tabii yani Aydın'da girdiğin zaman yani her şey var. Yani. Her şeyden. Her şey. Zeytin, incirden. Evet, inciri. Zeytinle incirin kardeşliği zaten inanılmaz aynen bir şey. Kutsal kitabımızda bile yazıyor. Aynen. Zaten film aşamasına geçtiğimizde bu tarz tüm fikirleri değerlendireceğiz. Yani senaryonun içine mutlaka katmak istiyoruz. Madem bir iş yapıyoruz ve... Filmin senaryosunu sen mi hazırlıyorsun? Ekip, Finitolar ekibi olarak mı? Yoksa destek aldığınız bir yer var mı? Genelde ekip olarak. Genelde ekip olarak. Bir fikir üretiyoruz, birlikte çalışıyoruz. Mesela bazı odalarımız vardır, proje odaları gibi. Orada otururuz sürekli, bir şeyler üretiriz. Ama bazı cin fikirler mi diyeyim, onlar biraz benim aklımdan çıkıyor. Ekip kaç kişi ve beraberlik ne şekilde diye bir soru gelmiş Metin Bey'den. Ekip özellikle dediğim gibi dostluk, arkadaşlıktan oluşan bir ekip ve hala daha sürekli bir işi birlikte yapan, bir yerlere birlikte hareket eden bir ekibiz. 28 kişilik bir ekibiz. Çok güzel. 28 kişi işte bay bayan, karışık. Mesela dans ekibimiz vardır. Onlar ayrıdır ama onları da mesela skeçler içinde kullanabiliyoruz. Çok böyle bir de rekreatif sahne gösterisi başlığını o yüzden kullanıyoruz. Çok geniş malzemesi olan bir başlık. Yani taklit yapabilen var, normal oyuncu olarak çok başarılı olan var, dansı çok iyi olan var, işte atıyorum flütü çok iyi çalan var, şarkı sesi çok iyi olan var. Tam anlamıyla bir ekip diyebiliriz. Çok güzel. Amatör ruh ile profesyonel çalışma yapıyorsunuz diyorlar. Evet. Katılmamak mümkün değil. Aynen. Doğru. Kesinlikle. Ama tabii burada başarılı işler yaptığımız söyleniyor. Ben inanıyorum bu film çekilecek. Belki öyle istenilen şartlarda olmayacak belki ama çekilecek. Çünkü şöyle bir şey var.
işte birisinin eline bir valiz para verirsin çantanın içerisinde. İşte şu işi yap dersin. Yani. Bu filmi bitir dersin. Onu herkes bitirir. Evet. Herkes bitirir. Ama istenilen nitelikte bir film olmaz. Siz zor şartlarda yani tabiri caizse tırnaklarınla kazıyarak sen bu işe gönül verdin, mücadele ediyorsun. Hı. Başaracaksınız, ben eminim. İnşallah. Başaracaksınız. İnşallah. Ekibi ne gibi kriterleriyle, ekibi ne gibi kriterleriyle buluşturdunuz? Aytaç, teşekkürler. İlk kriterimiz karakterli insan yapısı. Çok önemli. Çünkü kalabalık yaşamak çok zor. Tabii. Yani bir iş yapıyorsun, şimdi sen iyi yapıyorsun, sen kötü yapıyorsun, sen öndesin, sen arkadasın gibi durumlar en başlarda tabii ki biz de yaşadık. Ama ondan sonra bu işin artık yani karakter boyutunun çok önemli olduğunu anladık. En başta karakter yapısı çok önemli. Ne kadar yetenekli olursa olsun, yani bozuk olduktan sonra sıkıntı yaşanıyor, bu huzuru kaçırıyor. Yani kalabalık ekibin içerisinde de bin bir türlü farklı problemler çıkıyor. Aynen, o yüzden en önemlisi karakter, ondan sonra yetenekli insanlar. Yani yetenek tabii ki bu işte çok önemli. Gerek tiyatroda gerek bu filmlerde. Hani başarısız bir görüntüyü bile seyirci affetmiyor. O yüzden her anlamıyla titiz çalışıyoruz. Titiz bir ekip oluşturduk. Karakterli insan ve yetenekli insan en büyük. Peki ekibe yeni katılımlar olacak mı? Oluyor mu ya da alıp almamadan onu ne aşamada? Onu çok başvuran oluyor sağ olsunlar. Hani kendilerini geliştirmek isteyenler ya da öyle bir ekipte ben de olmak istiyorum diyenler gibi çok mesajlar alıyoruz. Bunu da işte bu kriterler bağlamında çok uygun sağlamaya çalışıyoruz. Ama çok da ekibi kalabalık yapmak istemiyorum. Yani mesela 28-30 kişilik limit bizim için yeterli oluyor ama hani çok başarılı, yetenekli, çok başarılı, CV'si çok geniş gibi kişileri tabii ki niye almayalım? Yani hep beraber aynı uğurda mücadele edeceksek tabii ki de kapımız açık. Bir tanıtımda vardı. Zannedersem ilk tanıtımlardaydı herhalde. Tarkan arıyor. Evet. İlgilenmiyoruz. Tarkan arıyor. Şener Şen arıyor filan. Güzel yani, çok keyifli evet. Olmuş. Peki yaptığınız iş için Aydın kısa bir bölge değil mi? Doğru. İstanbul bu işin başkenti değil mi? O da doğru. İstanbul'a açılmayı düşünüyor musunuz? Tam zaten mevzumuz bu. Aydın'ın kısa bir bölge olması en büyük sıkıntımız. İstanbul'da bence 5 yılda bu işleri yapsaydık çok büyük yol kat ederdik diye düşünüyorum. İstanbul'a açılmayı düşündük. Hala da düşünüyoruz ama çok zor. İnanın hani İstanbul'a giden bilir, yaşayan bilir. Orada yani çok fazla bu işle uğraşan, bu işi koşturan çok fazla insan kişi var. Bu anlamda orada bir şey tabii ki üretilebilir. Biz yine orada da üretiriz ama bizim aslında en büyük hedeflerimizden biri de İstanbul'da yapılan bu işin, bakın Aydın'da da yapılıyor çok göstergesi. Ki yani bütçe anlamında yarısından daha fazla bile yapılıyor anlamına getirmek istiyoruz. Ki Aydın Ege teması, bunu Türkiye'ye yaymak mı dert olunca tam anlamıyla o konudan biraz uzaklaştık gibi. Mecbur kaldık diyebilirim. Yani İstanbul yani en azından bir şube gibi, bir temsilcilik gibi bir şey olsa. Bir şey olsa daha iyi olur. Ama orada bırakın bir şey üretmeyi yaşamak bile zor. Zor. Orada Derya Medya Grup var, sevdiğimiz bir abimiz, Metin abi, Gesi Bağları filminin yapımcısı, yönetmeni. Ben onlarla da seni görüştüreyim, aklıma gelmiş. Çok iyi olur, çok iyi. Onlar da şimdi hem sinema hem dizi sektöründe faaliyet gösteriyorlar, televizyon, Kest Ajans aynı zamanda. Şimdi aklıma geldi bak ya. Çok iyi oldu. Daha önce aklıma gelmediği için üzgünüm de. faydalı olurdu yani. Birbirinize faydanız olur. Çok iyi oldu. Paslaşırsınız. Televizyon programını düşünüyor musunuz? Bence çok başarılı bir proje çıkabilir ortaya. Sevil Tokyos. Evet, projelerimiz arasında var. Bence de güzel olur. Düşünüyoruz. Alttaki soruya bakabilir miyiz? Özellikle sinema ve diğer sanat kollarının yöresel kültür. Okumuş muyduk bunu ya?
Yok. Sevindirici. Halkımızın kendi değerlerini yeniden keşfetmesi birleştirici olabiliyor. Yabancı özentisi yurdum insanı güzel anlatıyor. Aynen. Ülke İstanbul'dan ibaret değil. Komedi kara mizahla beraber mesaj verici niteliğe dönüşebilir. Ayşe Bilici. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir mesaj. Aynen öyle. Evet. Tam biraz evet. önce de bahsettiğiniz konu. Evet. Hayat Türkiye evet. İstanbul'dan ibaret değil. Evet. Yönetmenimiz de göz atmaya başladı. Süremizin dolduğunu haber veriyor. Evet, son sözlerini alayım arkadaşım. Öncelikle geldiğin için ben tekrar teşekkür ediyorum. Ekibine canı gönülden başarılar diliyorum. Siz bu işi başaracaksınız. Ben her zaman söylerim. Allah doğruyla beraberdir kardeşim. Siz doğru bir yol yürüyorsunuz. Yıllardır mücadele ediyorsunuz. Başaracaksınız. İnancım tam. Çok teşekkür ederim Şahin abicim. Özellikle dediğim gibi size çok çok teşekkür ediyorum. Sizinle abi kardeşliğimiz 4-5 yıla dayanıyor. Çok faydanızı gördük. Çok desteğinizi gördük. Ve Yeni Gün TV'ye de bu desteği için çok teşekkür ederim. Sonuçta bir saat hemen hemen kendimizi tanıtma fırsatımız oldu. Bu anlamda çok çok teşekkür ediyoruz. İnşallah filmden sonra tekrar konuğun olmak isterim. İnşallah. Bu sefer de filmden görüntülerle. Filmin galasını çekmeye geliriz. Galamızı inşallah. Filmin galasından görüntüler koyarız. İnşallah. Filmimizden görüntüler koyarız. Gişeyi konuşuruz. İnşallah o günleri de görürüz diyorum. Buradan herkese selam olsun. Son olarak şunu da ekleyeyim. Tabii film istediğimiz diyeyim hatta. Biz de gönülden istiyoruz. Çünkü istediğimiz formatta bir şey çıkması olmazsa en kötü şartlarda bence diziyi düşün. Yani 13 bölüm halinde dizi olarak bunu çekersen filmi kimseye ihtiyacın kalmadan bir başka formatta çekecek duruma gelirsin diye düşünüyorum. Anladım. Tamam abi. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Mesajlarıyla bize renk veren bütün katılımcılara da teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Herkese teşekkür ederiz. Beginning a transition in Afghanistan. Oh my god, I see that right now. It's very dangerous video, but I tried to take it. Very dangerous, believe me. If you see me, I'm dead, man, believe me. Telefonu devamlı yazıyor. Kafa böyle yazıyor. Burada öyle mi? Doğru. Doğru. Söyle. Herkes duysun. Kamuoyu duysun. Doğru. Doğru. Ha. Ayak ayak üstüne attığı öp adetimizde bir büyüğün karşısına dair bir ayak. De gidini kahpecik Giovanni de. Ne yapayım kahve? Lan Giovanni! Lan ne yapıp durdun sen bakana? Ulan bir rahat durmadın lan kapıcık ağzı ha! Ver senin yüzüne teyzin! He lan! He lan!
Lan ne yapıyorsun lan sen? Hani çocuğuma ya kucuklağımı keydirmedin. Darı lağlamı beslemedin. Lan bir haberleri izletmedin lan bana. Lan niye rahat durmuyorsun lan sen? Ne oluyor lan? Söyle bir şey lan. Giovanni yaktım lan seni. Bir rivayete göre kod adı Ato. Nenecek anlamıyor takipten Ato. Konuşup bana gari. Oh yeah come on. Uzaylılar aydın. Damı abo. Öyle arkadaş değiştik biz de hayal görüp varız gari. Ön akşam kafam nereye koşup gider. Bizim oğlan nedir durun haberleri aç bak NBO. Uzaylı diyorlar ben de bilmiyorum. Ayrı ayrı güzeldir bağ kaydının her karışı. Karacısı dedim Söke Kuşadası. Zeytini inciri ağaçların huzur marşı. İstanbul istiklal değil Nazilli uzun çarşı.